Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, başta futbol ve basketbol olmak üzere tüm spor camiasını etkilemiştir. Önce seyircisiz oynanan maçlar, ardındansa ertelenen maçlar. Buna bir de bazı futbolculara yapılan COVID-19 testinin sonucunun pozitif olması eklenince durum daha da ciddileşti. Bu durumdan en çok etkilenen ve hakkında en çok konuşulan futbolcuysa tartışmasız ki Cristiano Ronaldo. Bildiğiniz gibi ilk olarak İtalya futbol takımlarından Juventus'un defans oyuncusu Rugani'ye yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Rugani'nin testinin pozitif çıkmasının ardından Portekiz'de bulunan Ronaldo'nun karantinaya alındığı bildirildi. Yıldız futbolcu annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunmaktaydı. Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildirmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki futbolcu seyahat kısıtlamalarına rağmen Portekiz'den İtalya'ya dönmek için özel uçuş izni almıştı. Fakat takım arkadaşı Rugani'nin testi pozitif çıkınca ülkesinde kalmaya karar verdi. Ronaldo'nun bu kararını Juventus'a ilettiği belirtildi. Ronaldo şimdi Portekiz'e bağlı özel bölge Madeira'da koronavirüs şüphesiyle karantina altında. Memleketi Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğince az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyardı. Ronaldo'nun karantina yaşamından fotoğrafları da sosyal medyaya sızmaya devam etmekte. Sevgilisi Georgina Rodriguez'in paylaşımlarından da Ronaldo ve çocuklarının izole yaşamlarından görüntüler bulunmakta. Daha önce kardeşleriyle evin terasında görüntülenen Portekizli yıldızın son olarak kendisini evin dışından çeken kameralara perdenin arkasından baktığı anlarda sosyal medyaya yansıdı. Ronaldo'nun perdenin arkasından kameralara baktığı bu anlar onu çok merak eden hayranlarının merakını biraz olsun azaltmış olmalı. Aslında bu zorlu süreçte Ronaldo sadece virüsle mücadele etmemekti. Dünya basınında neredeyse her gün yıldız futbolcuyla ilgili yalan yanlış haberler yapılmakta. Bu haberlerin en dikkat çekeni ise İspanyol Marca gazetesi tarafından hazırlanmıştı. İspanyol Marca gazetesi, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüsüyle mücadele için ülkesi Portekiz'de örnek bir projeye imza attığı ifade edilmiş. Haberde Ronaldo'nun ülkesinde sahip olduğu oteller zincirini koronavirüsle mücadele edilmesi için hastane olarak kullanılması talimatını verdiği iddia edildi. İspanyol Marca'nın haberine göre Ronaldo, Lisbon ve Madeira'da bulunan ve kendi ismini taşıyan otellerinin koronavirüs salgınına yakalanan hastaların tedavisi için hastaneye çevrilmesini istemişti. Bunun için sağlık otoriteleriyle fikir alışverişi yapan Ronaldo, otellerinin kullanımından herhangi bir ücret almayacağını da açıkladı. Ayrıca haberde 35 yaşındaki yıldız futbolcunun hastaneye çevrilecek olan otellerde çalışan doktor ve sağlık görevlilerinin maaşlarını ise kendisinin ödeyeceğini belirtmişti. Bu haber elbette herkesi etkiledi. Ancak Marca gazetesi haberin yayınlanmasından birkaç saat sonra makaleyi geri çekti. Ama her şey için artık çok geçti. Çünkü haber tüm dünyaya yayıldı. Otel yetkilileri ise böyle bir haberi yalanladı. Gazetede çıkan haberin hatalı olduğunu fark eden yetkililer, yıldız futbolcunun böyle bir girişiminin olmadığını belirttiler. Bu açıklamaların ardından çok sayıda yayıncı kuruluş Ronaldo ile ilgili haberi silip herkesten özür diledi. Bu yalan haberler elbette hiçbir zaman Ronaldo'nun imajını zedelemiyor. Çünkü o oynadığı futbolun yanında yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettirmekte. Peki siz bu yalan haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ronaldo'nun karantina süreci hakkındaki fikirlerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.